Sıradaki haberimiz bu kadar hırsız uğursuz arasında iyi şeyler de oluyor dedirtecek bir dosya. 17 Ağustos 1999 depreminde İstanbul'da kayıpların yaşandığı yer Avcılar'dı. İlçedeki hasarlı binaların dönüşümü yıllardır çıkmaza girdiği için vatandaşlar hasarlı binalarda korku içinde yaşıyordu. İşte tam 22 yıl sonra geç de olsa planlarda yapılan değişiklikle sorun çözüldü. Arkadaşımız Ercan Öztürk'ün özel haberini getiriyoruz ekranlarınıza. Artık hasarlı binalarda korku içinde yaşamayacaklar. 22 yıl sonra sorun çözüldü. Güvenli binalar için harekete geçildi. Türkiye 17 Ağustos 1999'da Marmara depremiyle sarsıldı. Depremin İstanbul'da en çok hasar verdiği ilçe Avcılar'dı. İlçede 2000'in üzerinde hasarlı bina vardı. Hasarlı binaların durumu 22 yıldır imar planları nedeniyle çıkmazdaydı. Sonunda imar planları değişti. Her an ölüm korkusuyla hasarlı binada yaşayan vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Şu ana kadar 1350 binayı aşkın bina kentsel dönüşüme girdi. 17 Ağustos 1999'da saatler 03.02'yi gösterdiğinde merkez üssü Gölcük olan 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tüm Marmara bölgesini etkileyen 45 saniyelik sarsıntıda 17 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Deprem yüz binlerce kişinin evsiz kalmasına neden oldu. 17 Ağustos Marmara depreminde İstanbul'da en büyük kayıp Avcılar ilçesinde yaşandı. Resmi kayıtlara göre yıkılan binaların enkazında 236 kişi hayatını kaybetti. 1823 konut ve 236 iş yeri yıkıldı. Depremden sonra ilçede 2000 binaya oturulamaz raporu verildi. İstanbul'un en gözde ilçelerinden olan Avcılar'ın kaderi o tarihten sonra değişti. Depremden sonra ilçenin mevcut imar planlarında düzenleme yapıldı. Buna göre binaların yüksekliği 4 katı geçmeyecekti. Durum böyle olunca vatandaşlar müteahhitlerle anlaşamadı. Vatandaşlar depremde ağır hasar gören binalarda korku içerisinde yaşamaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 22 yıl sonra Avcılar ilçesinin imar planlarında değişikliğe gitti. Kat sayılarının binaların ruhsat durumuna göre düzenlenmesine karar verildi. Üst sınır 6 kata çıkarıldı. İmar değişikliğiyle yıllardır hasarlı binalarda oturan vatandaşlar evlerini kentsel dönüşümle yenilemeye başladı. Evini yıktıran vatandaşlardan Alper Akçın 22 yıl sonra sorunun çözülmesinden memnundu. Artık yeni evlerinde gönül rahatlığıyla oturacaklarını söyledi. Bizim yapmış olduğumuz anlaşma kentsel dönüşüm kapsamında burada hak mahrumiyeti ortadan kalkmış oldu ve birebir katlarımızı alabildik. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli Marmara depreminden 22 yıl sonra başlayan kentsel dönüşümü teknik takibi anlattı. 40 bin insanımızın hayatı kurtuldu. Muhtemel bir İstanbul depreminde 40 bin insanımız mağdur olmayacak. Çok şükür hayatta kalacaklar, bunu söyleyebiliriz. 40 bin insan. Hançerli, hasarlı binaların büyük bölümünde kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını söyledi. Şu ana kadar 1350 binayı aşkın bina kentsel dönüşüme girdi. Biz özellikle Mayıs'tan Haziran'dan sonra bu sayıların çok daha yüksek olacağı kanaatindeyiz. Avcılar'da kentsel dönüşüm yapan firma yetkilileri de imar değişikliğinden sonra sorunun çözüldüğünü, vatandaşlardan yoğun talep geldiğini belirtti. İstanbul'da kentsel dönüşüm yasasında bazı yönetmeliklerde değişiklikler oldu. Avcılar'da özellikle bunlardan en çok etkilenen ilçelerden bir tanesi. Burada çok yüksek katlı binalar vardı. Yapılaşmalarla ilgili sıkıntılar vardı. Eski sorunlu binaları yıktığımız zaman yerine aynılarını yapamıyorduk. Ayda 60 binanın dönüşüme girdiği Avcılar'da yıl sonuna kadar ağır ve orta hasarlı binaların tamamının dönüşüme girmesi bekleniyor.
1999 Marmara depreminin vurduğu ilçelerden biri de Bakırköy. Bakırköy Belediyesi'nin verilerine göre ilçe genelindeki binaların yarısı orta ve ağır hasarlı. Avcılarla aynı kaderi paylaşan Bakırköy'ün imar planları da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Mart ayı oturumunda değiştirildi. 1999 Marmara depreminin öncesindeki imar planlarına kavuşan Bakırköy'de de kentsel dönüşüme start verilecek. Önümüzdeki günlerde başlanacak olan kentsel dönüşümde ilk etapta ağır hasarlı binaların yıkılacağı açıklandı. Bize 0542 778 10 10 numaralı WhatsApp ihbar hattımızdan ulaşabilirsiniz.